Önceki videolarda enantiyomerlere ayrıntılı bir şekilde değinmiştik. Birbirinin ayna görüntüsü olan ve birbiriyle çakışmayan stereoisomerler enantiyomer olarak adlandırılır. Bu enantiyomerler tüm kiralite merkezlerinde birbirine zıt dizilime sahiptir. Diastereomerler de stereoisomer sınıfına girer. Ancak bunlar birbirinin ayna görüntüsü olmayan ve birbiriyle çakışmayan stereoisomerlerdir. Yani bunlar enantiyomer olmayan stereoizomer sınıfına girerler. Diastereomerlerin bazı kiralite merkezlerinde birbirinin zıttı dizilime sahip olduğunu görebiliriz. Yukarıdaki bileşiği inceleyelim. Elimizde bir brom ve bir klor atomuna sahip bir siklopropan halkası var. Önceki videolardan bu halkada iki kiralite merkezi bulunduğunu biliyoruz. Buradaki ve şuradaki karbonlar kiralite merkezi toplam stereoizomer sayısı 2 üssü n formülüyle bulunur. Buradaki n toplam kiralite merkezi sayısını ifade ediyor. Bu çizimdeki n sayısı 2'ye eşit olduğundan elimizde 2 üssü 2'den 4 tane stereoizomer olduğunu söyleyebiliriz. Evet buradaki stereoizomer sayısı 4. Aslında 2 üssü n formülü olabilecek maksimum stereoizomer sayısını ifade eder. Ancak şimdilik bu noktayı geçebiliriz. Evet, buradaki dört stereoizomeri çizip aralarındaki ilişkiye bakalım. İlk olarak bunları nasıl çizebileceğimizi düşünelim. İlk stereoizomerde düzlemdeki iki halojende bize doğru geldiğinden yani bize dönük olduğundan bromu ve kloru şu kama işaretiyle gösterelim. İkincisinde düzlemdeki iki halojende bizden uzaklaşıyor gibi göründüğünden bromu ve kloru kesikli çizgilerle gösteriyoruz. Üçüncü izomerde ise bize dönük olan halojen olabilir. Bu brom olsun ve diğer halojenin de bize yaklaştığını varsayalım. Sonuncusunda da bunun tam tersini yazabiliriz. Bu sefer bromun bizden uzaklaştığını ve tam tersi klorun bize doğru geldiğini varsayalım. Şimdi de bu stereoizomerler arasındaki ilişkiyi inceleyelim. İlk olarak birincisi ve ikincisi arasındaki ilişkiye bakalım. Model şekiller stereokimyada bize oldukça yardımcı olur. Bu yüzden bu stereoizomerlerin karşılaştırıldığı videoları inceleyelim. Ekranda birincisi ve ikincisinin karşılaştırıldığı bu videoyu görüyorsunuz. Sol tarafta birinci stereoizomeri görüyoruz. İki halojenin de düzlemde bize dönük olduğunu görebiliriz. Sağ tarafta ise ikinci stereoizomer var. Buradaki iki halojen de düzlemde bizden uzaklaşıyor. X stereo izomeri yan yana koyup sağdakini döndürürsek bu ikisinin birbirinin ayna görüntüsü olduğunu görebiliriz. Ancak bunlar çakışmayan ayna görüntüleri. Mesela klor atomlarını hizaladığımızda brom atomlarının aynı konumda olmadığını görebiliriz. Aynı şekilde brom atomlarını hizalamayı denediğimizde bu sefer de klor atomları birbiriyle eşleşmez. Yani bu ikisi çakışmayan ayna görüntülerinden oluştuğu için enantiyomer sınıfına girer. Böylece bu videoda birinci ve ikinci stereoizomerin birbirlerinin enantiyomeri olduğunu görmüş olduk. Çakışmayan ayna görüntüsüne sahipler ve tüm kiralite merkezlerindeki dizilimler birbirinin zıttı. Buradaki çizimlere baktığımızda da bunun kolayca görebiliriz. Buradaki karbona bağlı olan brom kama ile gösterilmiş. Bunu kesikli çizgi yaparsak sağdaki şekli elde ediyoruz. Şu kiraliten merkezine bakarsak klorun kama işaretiyle gösterildiğini görüyoruz. Buradaysa kesikli çizgiyle gösterilmiş. Bu yüzden iki kiraliten merkezindeki dizilimin birbirinin zıttı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şekilde sağdaki stereoisomerin soldakinin ayna görüntüsü olduğunu anlayabiliriz. Bu yüzden bu ikisi enantiyomerdir. Şimdi de üçüncü ve dördüncü steryoizomer arasındaki ilişkiye bakalım. Sol tarafta yukarıdaki brom ve aşağıdaki krom atomuyla üçüncü stereoizomeri görüyoruz. Sağdaki dördüncü steryoizomerde brom atomu aşağıdayken klor yukarıda. İkisini yan yana koyup sağdakini döndürdüğümüzde bu ikisinin birbirinin ayna görüntüsü olduğunu ve üst üste getirilemediğini yani çakışmadığını rahatlıkla anlayabiliriz klor atomlarını üst üste koyduğumuzda brom atomları eşleşmez. Aynı şekilde brom atomlarını hizalamayı denediğimizde de klor atomlarının eşleşmediğini görürüz. Bu yüzden bu ikisi çakışmayan ayna görüntüleri olduğundan ikisinin de enantiyomer olduğunu söyleyebiliriz. Yani üçüncü ve dördüncü stereoizomer birbirinin enantiyomeri. Çünkü üst üste getirilemeyen ayna görüntüsüne sahipler. Aynı zamanda tüm kiralite merkezlerindeki dizilimler birbirinin tam zıttı. Örneğin bu kiralite merkezindeki brom atomu kama ile gösterilmişken aynı brom burada kesikli çizgi işareti ile gösterilmiş. Aynı şekilde bu kiralite merkezindeki klor atomu kesikli çizgi işareti ile gösterilirken aynı klor atomu burada kama ile gösterilmiş. Bu yüzden iki kiralite merkezindeki dizilimlerin birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de ikinci ve üçüncü stereoizomeri karşılaştırarak bu ikisi arasındaki ilişkiye bakalım. Sol tarafta düzlemde bizden uzaklaşan brom ve klor atomuyla ikinci stereoizomeri görüyoruz. Sağ taraftaki üçüncü stereoizomerde ise brom atomu yukarıdayken klor atomu aşağıda. Bu iki steryoizomeri yan yana koyup sağdakini döndürdüğümüzde ikisinin birbirinin ayna görüntüsü olmadığını görebiliriz. Bromlar eşleşiyor ancak aynısını klor atomları için söyleyemeyiz. Çünkü bir klor aşağıdayken diğer klor atomu yukarıda kalıyor. İkisini üst üste getirmeyi denersek bromların eşleştiğini ancak klor atomlarının aynı konumda olmadığını görürüz. Aynı şekilde klor atomlarını hizalamayı denediğimizde bu sefer de brom atomları eşleşmez. Yani bu ikisi hem birbirinin ayna görüntüsü değiller hem de üst üste getirilemezler. Yani görüntüleri çakışmaz. Bu yüzden bunlar diastereomer sınıfına girer. Hemen yazalım. Diastereomerlerin bazı kiralite merkezlerindeki dizilimi birbirinin zıttıdır. Örneğin Buradaki karbona bakarsak, kesikli çizgi işaretiyle gösterilmiş bir brom atomu var. Buradaki bromsa kama ile gösterilmiş, yani birbirinin zıttı. Ancak buradakine baktığımızda, klor atomunun kesikli çizgiyle gösterildiğini görüyoruz. Aynısı diğer taraf için de geçerli. Yani sadece bir kiloliten merkezindeki dizilimler farklı. Buradan da ikisinin diastereomer olduğunu anlıyoruz. Peki. İkinci stereo izomerle dördüncü stereo izomeri karşılaştırırsak ne gibi bir sonuç elde ederiz? Bunun için yine videoya bakalım. Sol tarafta bizden uzaklaşan brom ve klor atomuyla ikinci stereo izomeri görüyoruz. Sağ tarafta ise bromun aşağıda, klorun da yukarıda olduğu dördüncü stereo izomer var. İkisini yan yana koyup sağdakini döndürürsek birbirlerinin ayna görüntüsü olmadıklarını görürüz klor atomları eşleşti. Ancak brom atomları için aynısını söyleyemeyiz. Çünkü bir brom aşağıdayken diğeri yukarıda kaldı. Steryo izomerleri üst üste koymayı denediğimizde de klorlar aynı konumda hizalanırken brom atomları eşleşmez. Bromları eşleştirmeyi denediğimizde de bu sefer klor atomları eşleşmez. Yani bu ikisi hem üst üste getirilemediğinden hem de birbirlerinin ayna görüntüsü olmadığından diastereomer olduğunu söyleyebiliriz. Yani ikinci ve dördüncü örneklerimiz diastereomer. Çünkü dediğimiz gibi hem birbirinin ayna görüntüsü değiller hem de görüntüleri çakışmaz. Ayrıca sadece bazı kiralite merkezlerindeki dizilimleri birbirinin zıttı. Bu örnekte sadece bir kiralite merkezi için bu durum geçerli. Bu kiralite merkezine baktığımızda brom kesikli çizgi işaretiyle gösterilmiş. Dördüncüde de durum aynı. Ancak bu tarafa baktığımızda klor atomu kesikli çizgiyle gösterilmişken diğer tarafta kamayla gösterilmiş. Yani sadece bir kiral merkezindeki dizilimin birbirinin zıttı olduğunu görüyoruz. İkinci ve dördüncünün diastereomer olduğu işte buradan da anlaşılabilir. Şimdi de birinci ve üçüncü stereoisomeri karşılaştıralım. Bunun için videoyu izlememize gerek yok. Çünkü konuyu kavradığınızı düşünüyorum. Bu karbona baktığımızda bromun kama ile gösterildiğini görebiliriz. Diğerinde de aynı durum geçerli. Bu karbonda ise klor atomu kama ile gösterilmiş. Ancak diğer karbondaki klor atomu kesikli çizgi ile gösterilmiş. Yani ikisi farklı. Bu yüzden sadece tek bir kiralite merkezinde ikisinin dizilimi birbirine zıt. Buradan da birinci ve üçüncünün birbirinin diastereomeri olduğunu anlayabiliriz. Aynı şey birinci ve dördüncü için de geçerli. Bu ikisi de birbirinin diastereomeridir.